Geçen derste Sefit değişken yıldızları olarak sınıflandırılan yıldızları öğrenmiştik. Bunlar devasa, gerçekten çok büyük yıldızlar. Kütleleri güneşin kütlesinin 20 katı kadardır. Bu yıldızlarla ilgili en güzel şeylerden biri onların çok uzaktan görülebilmeleridir. Çünkü çok büyüklerdir, değişkendirler ve titreşirler titreşimleri parlaklıklarına bağlı olduğu için uzaktan Sefit değişken yıldızını gördüğünüzde onun esas parlaklığını anlayabilirsiniz. Çünkü titreşme periyodunu görebilirsiniz. Asıl parlaklığı bildiğiniz zaman bu yıldızın ne kadar sönük olabileceğini de bilirsiniz. Yıldız ne kadar sönük olursa o kadar uzakta demektir. İşte bu özellik onları değişken yapar. Bu derste sefi değişken yıldızlarının neden değişken olduklarını ve neden titreştiklerini anlatmak istiyorum. Bunu açıklamak için 1 ve 2 elektron kaybetmiş helyumları düşünmemiz gerekir. Yani bu atomun iyonizasyon derecesine bakacağız. Şimdi şuraya nötr helyumu çiziyorum. Nötr helyumda iki tane proton, iki tane nötron ve iki tane de elektron vardır. İşte bu nötr helyum. Tek elektron kaybetmiş helyumda ise elektronların birini atmamız gerek. Yani iki proton, iki nötron ve bir elektron. İşareti ise artı bir. Buna artı yüklü helyum da diyebiliriz. Buradaki artı işareti helyumun pozitif yüklü olduğunu gösteriyor. Eğer ortam yeterince sıcaksa helyuma bir elektron daha kaybettirebiliriz. Eğer ortam yeterince sıcaksa helyuma bir elektron daha kaybettirebiliriz. Onu da buraya çiziyorum. İki elektronun da kaybetmiş helyumda ise hiç elektron kalmıyor. Sadece helyumun çekirdeği kalıyor. İki tane proton, iki tane nötron. Helyum simgesinin üzerine iki artı getiriyoruz. Yani bu iki elektron kaybetmiş helyum demek oluyor. Tekrarlıyorum. İki elektronunu da kaybetmiş helyuma sahip olmamız için sıcak bir ortama sahip olmamız gerekir. Yani bir elektronunu kaybetmiş helyumdaki bu elektronu soğuk bir ortamda ayırmak çok zordur. Bu elektronu atomdan koparmamızın tek yolu onu sıcağa ve basınca maruz bırakmaktır. Burası sıcakken burası serin oluyor. Tüm bunların hepsi yıldızlarla, yıldızların içiyle bağlantılı. Burası yıldızların sıcak kısmı iken, burası da soğuk kısmı. Aslında burada soğuk diyoruz ama sıcaklıklar çok da düşük değil sadece diğer kısma göre daha soğuk. İki elektronunu kaybetmiş helyumun bir diğer özelliği de daha mat olması. Bu helyum içinden fazla ışık geçmesine izin vermiyor. Işığı içinde hapsediyor çünkü hiç elektronu olmadığı için fotonları taşıyamıyor. Şöyle de ifade edebiliriz, ışık enerjisini emiyor, böylece daha sıcak oluyor. Tek elektronunu kaybetmiş helyumsa ise geçirgendir. Işığın içinden geçmesine izin verir. O yüzden ışığın enerjisinden ve ısısından yararlanamaz. Fotonların çevresinden ve üzerinden geçmesine izin verir. Şimdi de bunların sefit değişkenlerinin titreşmesine etkisini düşünelim. Sefit değişkenlerinin yeterince büyük iyonlarının olduğunu varsayalım. Şuraya sönük bir sefit değişkeni çiziyorum. Bu sönük sefit değişkeninde oldukça fazla sayıda iki elektronunu kaybetmiş helyum atomları var. Yani bu yıldız ışığın içinden geçmesine izin vermiyor. Helyum 2 artı. İşte bu sefit değişkeni, titreşimin sönük olduğu kısım çift elektronunu kaybetmiş helyum atomları ışığı içinde hapsettiği için ve ısısı arttığı için yıldız genişler. Merkezden uzaklaştıkça da ısı düşer ve dış katmanlarda soğuma yaşanır. Bu ısı kaybıyla da yıldızın içindeki helyum 2 artıdan helyum 1 artıya dönüşür. Yani artık elimizde tek elektronunu kaybetmiş helyum atomları olur. Bunu bir döngü olarak düşünebilirsiniz. Artık yıldız geçirgen hale geldi. Fotonlar yıldızın içinden geçebilir ve yıldızımız artık parlak olur. Peki şimdi ne olacak? Yıldız ışığı içinde hapsetmeyecek ve ısınmayacak. Işık olduğu gibi geçip gidecek. Böylece yıldız içe doğru küçülecek. Buradaki helyum bir artılar merkeze yaklaşacak ve tekrar ısınacak. Bundan dolayı da tekrar helyum iki artıya dönüşecekler. Bu durum bir döngü halinde yaşanır. Evet, <laughs> aslında bütün konu bu kadar. Sefit değişken yıldızlarının neden değişken olduklarını açıklayan elimizdeki en iyi teori bu. Bütün bu teori Helyumun yıldız içerisindeki konumundaki iyonizasyon dereceleri ile ilgili. Bu kadar. Hoşçakalın.